İzleyeceğiniz bu video, Ezber Bozan kanalından, kesit alınarak hazırlanmıştır. Var. Oradan bir cildi işaret etti ve getirtti. Açtık. Tamamen Arapça. Yani şey, ne olduğunu biliyor tabii. Şeyde, dedi ki, bakma dedi. Burada dedi, Muhittin Arabi var dedi. Muhittin Arabi gelecekle ilgili bir sürü kehanetlerde bulundu. Bunu dedi, çeşitli kitaplarına koydu dedi. Çünkü Muhittin Arabi'nin 600'den fazla kitabı vardır. Yani 85 yıllık yaşamda 600 tane kitap. Bugün bile 85 yıl içerisinde 600 kitabı ancak internet şeyler, editörler veya takım şeyler çalışırsanız anca çıkarabilirsiniz. Yani o devirde yazılıyor. Ve ayrıca seyahatleri de var. Yani tabii Şam'a, Bağdat'a, Kahire her yere gidiyor. Endülüs'te, Endülüs'ün en güçlü dönemlerinde bilginin olduğu noktada. Ve Muhittin Arabi bu kitaplarındaki kehanetlerinden bir bölümünü bana orada çıkardı. Dedi ki, bizi ilgilendiren bölüm şu dedi. Devlet-i Aliye Osmaniye kurulacak diyor. Ki Osmanlı Devleti'nin orijinal adıdır tarih kitaplarında. Evet. Yani şey, ve diyor Devlet-i Aliye Osmaniye. Devlet-i Aliye Osmaniye. Yani bu noktada diyor 6 asırdan fazla hükmedecek. Ama diyor sonrasında bu devlete bir paşası gelecek. Peygamberin adını taşıyan Mustafa. Yani Hazreti Muhammed'e Muhammed Mustafa denir ya. Onun adını taşıyan bir peygamber gelecek, paşa gelecek ve paşa bu devleti bitirecek. Bunun için yeni bir devlet kuracak, serbest cumhuriyet diyecek, kanunları değiştirecek, parayı değiştirecek, her şeyi değiştirecek ve kendisi 15 yıl hükmedecek. 15 yıl sonra cin fikirli sahır bir arkadaşı gelecek diyor. Tabii burada isimlerin baş harflerini söylüyor Arapça sana. İsmet'ten bahsediyor. Çünkü adamın özelliği odur. Sağır İsmet derler, cin fikirli İsmet derler falan. Politik hayatta bu şeyler oldu. Yani çocukluğumda da duydum. Ve o noktada onu da diyor hükmedecek 13 sene ve ondan sonrasında diyor, yok 12 sene işte 50'ye geliyor. Daha sonra diyor cim harfli başka bir silah arkadaşı gelecek. C'den bahsediyor tabii. Cim, C'dir Arapçada. O olacak, o gelecek. Bunun diyor iktidarını devralacak. Yanında da diyor peygamberin ismini taşıyan bir arkadaşı olacak. Adnan'dan bahsediyor. Çünkü Adnan Menderes'in şey yanındaki arkadaşı oydu. Celal Bayar'la Adnan Menderes ikilisi geldi. 1950 seçimlerine 10 yıl bu hükmedecekler diyor. 10 yıl sonra bunlar bir paşa gelecek. İşte gene Cemal dediği Cemal Paşa. Bunları devirecek diyor. Ama diyor bundan sonra zaten orada bir kesin şey yapıp bitiriyor kehanetini ve diyor bundan sonra diyor gelecek olan hiçbir hükümet halkı memnun etmeyecek ama devlet kıyamete kadar yaşayacak. Ki biz senden gazetecilik yaptığımız yıllarda PKK terörü çok aktifti Türkiye'de. Yani tartışmalar var, Batı'nın şeysi var, işte Güneydoğu, Irak şeyler üst düzeydeydi. Ben dedim, bunu bildiğim için ben dedim ki devlet yıkılmayacak, devlet yıkılmayacak. Ben söylüyorum kendi görüşüm. O zaman daha bir kitap falan da yazdığımız yoktu. Ve o noktada Muhittin Arabi'nin bu kehanetleri ve şeyleri doğrudur. Ama bugün Muhittin Arabi'nin tabii bilinen bir şeysi ilk başta YouTube'da yalan, uydurulmuş. O kadar çok şeysi var ki onu atfedilen. Her şeyi onun kehaneti gibi göstermeye çalışıyor. Mevzu bu. Yani tabii Muhittin Arabi, Necim Yıldızı diye yani parlak yıldız olarak geçiyor ya. O noktada 100 yıl sonra çıkacak bir kişiden bahsediliyor. Ama tabii Atatürk'ü orada veriyor zaten. İsimsel olarak ediyor, işaret ediyor orada. Peygamberin adını taşıyan Mustafa sözü oradan geliyor. Yani peygambere atfedilen isim diyor. Peygamber Efendimiz'in. Evet, Peygamber Efendimiz'in ismi Sallam Mustafa diye geçiyor. Oradan bildir diyor. Yani bu konuda ben şöyle söyleyeyim. Atatürk İzmir'e girdiğinde ordu ve savaşı kazandığında Hindistan'dan bir adam diyor ki Tanrı'nın İngiliz olmadığına inandım diyor. Adamın adı Mahatma Gandhi. Gandhi söylüyor. Yani Hindistan'ın bağımsızlığı için uğraşan bu adam ve verilen imaja bak. Tanrı bile bizim yanımızda İngiliz. Yani o kafalarda bir Hindistan. Ve o zaman bile nüfusu... Mahatma Gandhi öyle mi demiş? Öyle demiş. Yani Mustafa Kemal'in o başarısından, o zaferinden sonra Tanrı'nın İngiliz olmadığına inandım. Yani buradaki verilen şeyi düşünebiliyor musunuz? Propaganda ve şeyi. O zaman bile Hindistan'ın nüfusu 150 milyon. Yani Hakan'cığım 40 yıldır araştırmalarım sonucunda
şunu söyleyebilirim. 600 yıl öncesinden İbn-i Arabi Mustafa Kemal'i bildiriyor. Anadolu'nun manevi gücünü bildiriyor. Ve bu kıyamete kadar da devletin yaşayacağını bildiriyor. Esas gerçek kehanet ve şey budur. Bizi de Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ediyor ve bizim için en önemli kehanet de budur. Ve anladığımız kadarıyla Türkiye'ye kurulacak yeni düzenin en önemli aktörlerinden biri olacak. Olduğunda Türkiye'nin etkisi var. Aslında tabii Atatürk'ün gizli vasiyeti de var da bu konum içerisinde çok müthiş bir şeydir o. Onu da konuşacağız inşallah. Yani onun, çünkü Atatürk'ün gizli vasiyeti 50 yıl sonra gerçekleşmiş olsaydı bugün İslam ülkeleri İsrail'e karşı durabilirdi. Büyük bir gücü olabilirlerdi. Ama İslam Birliği var ama pasif, etkisiz. Hiçbir etkisi yok dünyada. Ama işte o noktada yine bu birlik bilincinin müjdesi bu topraklardan, Anadolu topraklarından çıkacak. Evet. Onun müjdesi de verilmiş oluyor.